Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Beni ilk defa görüyorsanız ben Emine. Bugün sizlerle birlikte yine suç dosyası serimizin yeni bir videosunu çekiyorum. Arka planda bazı değişiklikler yaptım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Önerilerinizi açığım. Aşağıda yorumlarda yazarsanız çok memnun olurum. Son zamanlarda ülkemizin başına, hepimizin başına çok kötü olaylar geldi. Bu yüzden uzun bir süre video paylaşmak istemedim, paylaşamadım. Daha sonra işte ben Kore'ye geldim. Kore'de de bir şeyler yaptığım, hazırlıklar yaptığım için video çekmeye vaktim olmadı. Ancak kameranın karşısına oturuyorum. Ülkece bütün Türkiye'nin, hepimizin başımız sağ olsun diyorum. Çok zor zamanlar geçirdik ve hala geçiriyoruz. Eminim ki deprem bölgesinde olan kişiler bin katın daha zorunu yaşıyordur. Bu yüzden hepsine sabır diliyorum. Umarım iyisinizdir. Umarım iyi olursunuz. Yani gerçekten çok stresli bir dönemdi benim için de. Hepimiz için öyleydi. O yüzden başınız sağ olsun diyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Onun dışında bu videoyu çekiyorum. Çünkü belki de birazcık da olsun işte kafanızı dağıtmanıza yardımcı olur gibi düşünüyorum açıkçası. Bunun düşüncesi bile azıcık bile olsun beni mutlu ediyor. Umarım yardımcı oluyordur videolarım bu şekilde. Videoya başlamadan önce üzerimde gördüğünüz, üzerimde pek bir şey yok ama makyajımda gördüğünüz, beğendiğiniz ürünler varsa aşağıya linkleyeceğim mutlaka. Kaynakçılarım da aşağıda linkli olacak. Beni Instagram'dan Emine Almir olarak aratırsanız bulursunuz. Beni oradan takip etmeyi unutmayın. Daha günlük, gündelik hayatımı ve daha güncel haberleri oradan paylaşıyorum mutlaka. Bana dava önerilerinde de bulunabilirsiniz benimle birebir iletişime geçerek. Uyarımızı girelim ve videoya başlayalım diyorum. Bu video hiçbir şekilde kurbanlara, suçlara veya onların ailelerine zarar vermek amaçlı yapılmamıştır. Eğer bu tarz olaylardan etkileniyorsanız lütfen bu videoyu izlemeyin. Daha eğlenceli içeriklerin olduğu ikinci kanalımı takip edebilir ve beni oradan izleyebilirsiniz. Bugün Melih Dağlar'ın kaçırılışı ve hayatını kaybedişinden bahsedeceğiz. Gerçekten çok üzücü bir olay. Ve bu dava ile ilgili yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Düşünceleriniz benim için önemli biliyorsunuz. 13 yaşındaki Amanda Jane Dowler ailesi ve arkadaşları tarafından Millie Dowler olarak biliniyordu. 28 Haziran 1988 tarihinde annesi Sally ve babası Bob tarafından dünyaya geldi. Ve İngiltere'nin Surrey isimli bölgesinde yaşıyordu. Annesi, babası ve kendinden 3 yaş büyük bir ablasıyla birlikte yaşıyorlardı. Sosyal bakımdan çok geniş bir arkadaş kitlesi vardı. İnsanlar tarafından seviliyordu. Yani klasik, basit böyle 13 yaşındaki bir genç kızı hayal edin. Gerçekten öyle bir kızdı Millie. Her şey onun ve ailesi için çok güzel ilerliyordu. Ta ki 21 Mart 2002 tarihinde Millie okula gidip eve geri dönmeyinceye kadar. Millie'nin ablası saat 5 gibi eve geldi ve eve geldiğinde Millie'yi göremeyince babasının ofisine giderek Millie'nin nerede olduğunu sordu. Millie'nin babası da hani şimdiye kadar gelmiş olması lazım, neden gelmedi acaba diye sorunca Millie'nin ablasının aklına böyle bir şüphe düştü. Aile bir süre daha Millie'nin eve gelmesini bekledi. Çünkü belki de arkadaşlarıyla buluşmuştu. Belki arkadaşlarıyla buluştuğunda birazcık hani saatin farkına varmamış olabilirdi vesaire gibi düşündüler. Ve Millie'yi birazcık daha beklemeye karar verdiler. Ama maalesef ki o gün saat akşam 7'ye kadar Millie'den haber alamayan aile polise kızları için kayıp ihbarında bulundu. Polis artık davaya dahil olunca Millie'nin en son görüştüğü kişileri sorgulamaya başladı. Hani Millie'nin son hareketlerini çıkartmaya çalışıyorlardı. Okulun güvenlik kameralarına baktılar ve Millie'nin normal bir şekilde tam saatinde 3'ü 7'yi geçe okuldan çıktığını gördüler. Arkadaşıyla birlikte Millie tren istasyonunda, yani metro istasyonunda güvenlik kameralarda 3.24'te görüntülendi. Öğleden sonra 3.24'te görüntülendi. Arkadaşıyla birlikte uzun zamandır dışarıda buluşmamışlardı ve bir kafeye içip böyle bir kahve içip bir iki sohbet etmek istiyorlardı. Bu yüzden Millie arkadaşının evinin olduğu, yani İnce'ye durakta indi. Bu da Millie'nin İnce'ye duraktan bir önceki durak oluyordu. Yani arada sadece bir durak vardı. İkili metro istasyonunda bulunan bir kafeye gitti ve oturup siparişlerini verdiler, sohbet etmeye başladılar. Ve saat 3.47'de Millie kafede olan bir çocuğun telefonunu alarak babasını aradı. Çünkü kontörü bitmişti. Babasına işte baba arkadaşımla buluştum, yarım saat sonra eve geleceğim, beni merak etme gibi bir bilgilendirme verdi. Yani eve gelmeyeceğini söylediği bir aramaydı. Saat 4 civarlarında arkadaşının ablası onu almak için metro istasyonuna, kafeye geldi ve ikili bu şekilde ayrılmış oldular. Bu sırada Millie eve yürümeye karar verdi. Yani eve giderken yürümeyi seçti. Saat 4'ü 8 geçe de ablasının, Millie'nin ablasının arkadaşı yolun karşısında bir otobüs durağında otobüsü bekliyordu. Ve Millie'yi yürürken gördü, böyle bir yöne, evinin olduğu yöne doğru yürürken gördü.
Tam böyle 30 saniyeli 1 dakika içerisinde otobüs gelmişti. Otobüse bindi, cam kenarına oturdu ve tekrar Millie'ye bakmak için kafasını çevirdi ama Millie ortalıktan kaybolmuştu. O yol üzerinde Millie artık yoktu. Hani aslında böyle bir şey olduğunda aklınıza böyle hemen işte bir felaket, ne bileyim, hemen negatif düşünceler gelmez. Millie'nin ablasının arkadaşı da öyle düşünmedi. Yani gözümden kaçırdım gibi düşündü ve gününe devam etti. Ve bir sonraki gün, Millie'nin kayboluşundan bir sonraki gün polis her yere Millie'nin yüzünü koydu. Medyada, sokaklarda Millie'nin yüzü her yerdeydi. Medyada çok büyük ses getiren bir dava olmuştu Millie'nin kayboluşu. Anında 100 tane polis memuru bu davaya transfer edildi. Helikopterler atandı. Çünkü aramalar başlatıldı. Arama çalışmaları başlatıldı. Gönüllülerden bahsetmiyorum bile. Ve hatta Sarah Payne davasında çalışan dedektif de bu davaya geldi. Sarah Payne de bu olaydan 2 yıl önce hayatını çok üzücü bir şekilde kaybeden bir kızın davası. Onun da videosunu çekebilirim istiyorsanız. Millie'nin kayboluşundan bir hafta geçti ama maalesef ki Millie'den herhangi bir ipucu, hiçbir şey bulunamadı. Annesi ve babası Crime Watch, yani İngiltere'de işte Müge Anlı gibi, yani çok işte meşhur bir dava programına katıldılar ve Millie hakkında bir konuşma yaptılar. Onun bulunması için yardım çağrısında bulundular. Ve bu Crime Watch'ta işte Millie'nin son hareketleri canlandırıldı. İşte hani nedense insanlar belki de Millie'nin evden kaçmış olabileceğini, yani kaçmış olabileceğini düşünüyorlardı. Ama arkadaşları ve ailesi Millie'nin öyle birisi olmadığını, onun kaçmayacağını söylese der de maalesef ki insanlar böyle düşünüyordu. Çünkü her zaman genç bir kız kaybolduğunda ya da genç bir çocuk kaybolduğunda hep böyle bir kaçma ihtimali polisin veya halkın böyle bir aklının bir köşesinde oluyor. Ama bu dava o kadar garip ki polis Millie'nin kaçırıldığını düşünmüyordu. Çünkü günlük güneşlik bir saat, saat 4 civarında arabalar var. Yani çok işlek bir caddenin üzerinde Millie birden ortadan kaybolmuştu. Hani bir boğuşma, insanların gördüğü bir şey, hiçbir şey yoktu. Bu yüzden dediğim gibi polis Millie'nin kaçırıldığını düşünmüyordu. Hani gece sessiz bir yerde yürüyor olsa, hani başına o zaman bir şey gelmiş olsa belki bu teoriyi daha çok düşünebileceklerdi. Ama dediğim gibi günlük günistanlık, çok ciddi, böyle işlek bir caddede kaçırılan bir kız birazcık şüpheli geliyordu polise. Polis o yolun üzerindeki güvenlik kameralarını kontrol etti ve bir tane güvenlik kamerasını gördü ama dezavantaj da var. Güvenlik kamerası o gün çok güneşli bir gündü ama onun öncesinde yağmurlu bir gündü. Bu yüzden kameranın lensi böyle çok kirliydi. O yüzden görüntüler çok net değildi ki zaten 2002 yılından bahsediyoruz. Hani teknolojiyi de tahmin edebiliyorsunuzdur. Bu yüzden İngiltere'deki polis ekibi, bu davanın ekibi bu kayıtları FBI'ye göndermeyi tercih ettiler. FBI'ye gönderilen bu görüntülerin temizlenmesi 6 ay sürdü. 6 ayın sonrasında FBI'nin gözünde bir görüntü çarptı. Bu yol üzerinde bir araba, spor bir arabaya doğru eğilen, böyle ön koltuğuna doğru eğilen birisinin olduğunu gördüler ve bunun Millie olabileceğini düşündüler. Bu araba çok nadir olan Mazda MX-6 spor arabasıydı. Bu arabadan o sıralar İngiltere'de 5000 adet var. Polis hızlı bir şekilde bu arabayı tanıyan, bilen, o gün o arabayı gören birisi var mı diye televizyona bir ihbar verdiler. Ama bir kadın polisi arayarak o arabanın sahibinin olduğunu söyledi ve oğluyla birlikte, hani oğlunu okuldan aldığını, oğluyla birlikte bir yerlere gittiğini söyledi. Yani araba bir kadına aitti ve o kadın suçlu değildi. Yani polisin elindeki tek somut kanıt da bu şekilde yok olmuş oldu. Bu süreçte maalesef ki 13 yaşındaki Millie Dowler hayatını kaybetmiş olarak düşünülmeye başlandı. 6 ay içerisinde cansız bedenler bulundu ama hiçbirisi Millie'ye ait değildi. 18 Eylül 2002 tarihinde Hampshire'da böyle bir alanda, ormanlık bir alanda bazı vücut insan bedeni kalıntıları bulundu. Beden inanılmaz derecede çürümüştü ve bu yüzden de diş kayıtlarına baktılar ve bu kişinin Millie Dowler olduğu onaylandı. Yani Millie Dowler'ın kanıtları bulunmuştu. Millie bulunduğunda kıyafeti üzerinde yoktu. Aslında hiçbir şey yoktu. Çantası, telefonu, eşyaları, okul malzemeleri, hiçbir şeyi yanında yoktu ve bulunamadı. Hani şu ana kadar Millie'nin eşyaları ortada yok. Dediğim gibi Millie'nin bedeni inanılmaz derecede çürümüştü. Bu yüzden de hayatını nasıl kaybettiği maalesef ki
belirlenemedi. Araştırmacılar ve polen bilimcileri Millie'nin bedeninin bulunduğu yerde bazı araştırmalar yaptılar. Hani bedenin ne zaman oraya bırakıldığını bulmak için ve aslında Millie'nin kaybolduğu hafta oraya bırakıldığı öğrenildi. Yani Millie aylarca aynı yerde bulunmayı bekliyordu. Millie'nin babası bu davada şüpheli olarak incelendi. Hani genellikle böyle olaylarda birinci dereceden akrabalarda da şüpheli olabiliyor. Yani bazı suçlular bulunabiliyor. Millie'nin babasını da incelediler ama Millie'nin babasında bir ipucu, bir kanıt bulamadılar ve onu bu davadan çıkarttılar. Olay yaşandıktan bir yıl sonra 2003 yılının Mart ayında Millie'nin evdeki kıyafetlerin üzerinde bir tanesinde belirlenemeyen bir erkek DNA'sı bulundu. Ama bu DNA'nın da hani başka birisinin işte suçluya ait olabileceği düşünüldü. Ama bu teori de uzun sürmeden ortadan kayboldu. Yani bir sonuca varamadılar. Millie'nin bedeninin bulunmasından 6 ay sonra Nisan 2003 tarihinde Paul Hodges isimli bir adam Millie'nin ailesini rahatsız etmekten dolayı 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Medyada çok fazla duyulduğu için bu dava, insanlar gereksiz bir şekilde, yani neden böyle bir şey yaparlar bilmiyorum, aileyi arayıp onlarla dalga geçmek veya onları rahatsız etmek istiyorlar. Maalesef böyle hastalıklı insanlar var. 2004 yılının Kasım ayında Millie'nin davasıyla ilgilenen o bölgede olan bir polis merkezine arama geldi. Bu arama İngiltere'nin bir diğer tarafında yaşanan bazı olaylarla ilgiliydi. Ve belki de Millie'nin davasıyla eşleşebilecek bir şüpheliyi gördüler. Şüpheliyle karşılaştılar. Londra'daki polisler özellikle genç kızlara yapılan, yönelik olan bir saldırı zincirini araştırırlarken karşılarına bir şüpheli çıktı ve bu kişi Levi Belfield'dı. Levi Belfield Londra'ya taşınıp bu saldırıları gerçekleştirmeden önce Millie'nin kaybolduğu yerde yaşıyordu. Yani inanılmaz derecede yakındı yaşadığı yer. Levi 35 yaşında İngiltere'nin güneybatısında doğdu. 3 farklı kadından 5 farklı çocuğu vardı ve suç dosyası inanılmaz derecede kabarıktı Levi'nin. Şiddet yanlısı bir adamdı, çok takıntılı bir adamdı. Bir dakika iyi ise diğer dakika tamamen psikopatça hareketler sergileyebiliyordu. Levi kadınları bir mal olarak görüyordu. Yani bir şey yaparken bunu düşünmeniz gerekiyordu. Eğer onun istemediği şekilde yaparsanız bunun bir geri dönüşü oluyordu. O sırada zaten Millie Dowler'ın kaybolması için polisin radarındaydı Levi Belfield. Ve hatta 2 ayrı cinayet ve 30 ayrı küçük böyle yine işte saldırı suçlarından dolayı da polisin radarındaydı. Yani gerçekten çok tehlikeli bir adamdı Levi Belfield. Genç kadınları geceleri takip edip onlara saldırıyordu. Hatta bir kadının üzerinden arabasıyla geçti 2 kere. Kadın hayattaydı, hayatta kalmıştı ama yani yaşadığı travmayı düşünün, yani inanılmaz derecede korkunç bir şey. Ve Levi Belfield, yani tam olarak Levi Belfield mi yoksa değil mi diye bilinmiyordu ama tanıkların anlattıklarına göre ve verdikleri ifadelere göre bu kişinin Levi Belfield olduğu çok belliydi. Bariz ortadaydı. 2001 tarihinde bir kadını kaçırmaktan ve ona saldırıdan, 2003 tarihinde de yine bir cinayetten suçlandı ama hiçbir ceza almadı Levi. 6 Temmuz 2005 tarihinde Levi Belfield, Millie Dowler'ın hayatını kaybetmesinden dolayı sorguya alındı polisler tarafından. Sorgulama boyunca Levi'ye bu hani işte cinayeti reddetmesi için birçok şans verilse de Levi yorumsuz kaldı. Hiçbir şekilde yorum yok diyerek cevap verdi. To do with the kidnap and murder of Millie Dowler. Zaman geçtikçe bu sorgulamada Levi garip garip hareketler sergilemeye başladı. Mesela sweatshirtini çıkartıyordu, işte ileri geri gidiyordu sürekli sorular sorulurken, tırnaklarını yiyordu. Yani gayet şüpheli hareketler yapıyordu. Sessiz kalıyordu ama çok şüpheli hareketler yapıyordu. Yani bir şeyler yanlıştı onunla ilgili polisin gözünde. Polisin bu sorgulamanın ardından gözünde Levi Belfield %100 suçluydu. Millie Dowler'la ilgili mutlaka yaptığı bir şey vardı diye düşündüler. Yani bunların bağlantılı olduğunu düşündüler ama ellerinde somut bir kanıt yoktu polisin. Bu yüzden Levi'nin eski kız arkadaşıyla konuşmaya karar verdiler. Levi, Millie'nin kaybolduğunda Emma ile birlikte Millie'nin kaybolduğu yere 1-2 blok ötedeki bir yerde yaşıyorlardı. Ama gerçekten çok yakındı dediğim gibi Millie'nin kaybolduğu yere, yaşadıkları yer. Ama o gece Emma ve Levi evde değillerdi. Bir arkadaşların evinde başka bir yere kalmaya, misafirliğe gitmişlerdi. Tabii ki de o gün aslında saat 10-11 civarında Levi
evde yani 10-11'e kadar Levi evde değildi. Yani misafirliğe gittikleri yerde de değildi. Ve hani geldiğinde tekrar 10-11 gibi eve geldiğinde Levi'nin üstü sabahki kıyafetlerinden farklıydı. Kontratları vardı bu evlerinde, yaşadıkları evlerinde ve yaklaşık 2 ay sonra kontratları bitiyordu. Yani taşınmaları gerekiyordu. Ama birdenbire o gün Levi her şeyi topladı ve evi taşıdı arkadaşlar. Yani inanılmaz derecede hızlı bir şekilde. Yani 2 ay sürelerinin olmasına rağmen o gün evi taşıdı. Taşınmalarını istediği ev de gerçekten yıkık dökük, çok eski püskü bir evdi. Hani aile yani ev çok kötü, buraya taşımayalım, 1-2 ay daha bekleyelim, daha güzel bir ev bulalım dese de Levi asla kabul etmedi. Israrla bu eve taşınmak istediğini söyledi. Ve Emma evi taşırken bazı eşyalarının kayıp olduğunu fark etti. Özellikle bir tane çarşafı yoktu ortalıkta. Kayıp olan çarşafı Levi'ye sorduğunda hani çarşafım nerede, çarşafımız nerede, neden kayıp diye sorduğunda Levi'nin verdiği cevap köpeğimiz işedi oldu yatağı. Yani Emma biliyordu ki köpeğini gerçekten çok iyi tanıyordu. Emma'nın köpeği yatağa çıkıp işeyecek bir köpek değildi. Bu yüzden de 21'i gecesi ne yaptın diye Levi'ye tekrar sorunca Levi, Millie'ye bir şey yaptığımı mı düşünüyorsun diye cevap verdi gülümseyerek. Ve Emma da o an hani içinden şey geçirdiğini düşündü. Neden böyle bir şeyin şakasını yaparsın ki? Ne kadar iğrenç bir şey gibi düşündü Emma. Yani aslında Emma Levi'nin onu aldattığını düşünüyordu. Yani başka bir kadının eve geldiğini, işte o geceyi onunla geçirdiğini ve yani o yüzden çarşafı falan attığını öyle düşünüyordu. Yani birinin hayatını sonlandırdığını değil, onu aldattığını düşünüyordu. Ya çünkü kimsenin aklına ilk olarak birinin hayatını sonlandırdığı vesaire gelmez. Bunun üzerine polis belki de eski kız arkadaşlardan daha fazla ipucu alabiliriz diye düşünerek eski kız bütün kız arkadaşlarını, yani Levi'nin hayatı boyunca görüştüğü herkesi tek tek sorgulamaya başladılar ve spesifik bir kız arkadaşa denk geldiler ve bu kadın at biniciliği yapıyordu. İsmi Joanna'ydı. Bu ikili genellikle yani Joanna ve Levi böyle köpeklerini gezdiriyorlardı, at böyle yürüyüş yapıyorlardı, işte böyle ormanlık alanlara çok gidiyorlardı. Hani date'lerini, çıktıkları zamanları hep böyle ormanlık alanlarda yapıyorlardı ve polis Joanna'ya tamam bize söyleme, bizi date yaptığınız, en çok gittiğiniz yere bizi götür dedi. Ve Joanna tamam diyerek katıldı ve onları götürdü date yaptıkları yere. Ve bu yer arkadaşlar Millie'nin kalıntılarının bulunduğu tam orasıydı. Joanna bilmeden onları bu bölgeye getirmişti. Polisin kafasında kanıtlar dağ gibi, aslında şüpheler dağ gibi olmuştu. Yani Levi'nin suçlu olduğundan %100 eminlerdi ama somut bir kanıta ihtiyaçları vardı. Bu yüzden tekrar Emma ile görüşmeye karar verdiler ve o sıralarda Millie'nin kaybolduğu dönemlerde Levi'nin kullandığı arabayı ve modelini sordular. Araba kırmızı bir arabaydı. Bu arabanın modelini ve detaylı işte anlatımını aldıktan sonra tekrar bu güvenlik kamera kayıtlarına baktılar. FBI'nin temizlediği güvenlik kamera kayıtlarına baktılar ve o gün Millie'nin kaybolduğu gün saat 4.33'te, yani Millie'nin kaybolduğundan tam 20 dakika sonra köşeden dönen aynı anlatımlara uyan kırmızı araba vardı. Ama maalesef ki Millie'nin kayboluşundan 8 gün sonra bu araba kayıp olarak ihbar edildi Levi tarafından. Arabaya hiçbir şekilde ulaşılamadı. Polis nehirlere baktı, arabacılara baktılar, hurdacılara baktılar. Hiçbir şekilde bu arabaya ulaşamadılar. Araba yok olmuştu yani. O yüzden de en kötü hani medyaya sunalım bu arabayı. Hani gören bilen varsa bizimle iletişime geçsinler diye en azından şahit bulmaya çalıştılar. Ve o gün çok ilginç bir şey yaşayan birisi polise ihbar etti bunu. 20 Mart 2002 tarihinde, yani Millie'nin kayboluşundan bir gün önce 11 yaşındaki bir kız okuldan eve giderken aynı arabayı gördü. Kenarda böyle ona yaklaştı ve içindeki adam işte ben buraya yeni taşındım, ben senin komşunum, hani gel arabaya bin, ben seni götüreyim evine diye bir teklifte bulundu. Ve kız zekice davranarak, gerçekten mükemmel davranmış, İşte ben buraya birisi taşınsa mutlaka görürdüm, yani yeni birisi olsa mutlaka tanırdım diyerek arabaya binmemeye karar verdi ve hayır istemiyorum diyerek reddetti bu kişiyi ve yoluna devam etti. Adam 30-40'lı yaşlarında bir adamdı ve yuvarlak yüzlü bir adamdı. Arabanın arka koltuğunda 2 tane bebek puseti vardı. Bunu söyleyince Emma'ya sorunca da Emma da bunu doğruladı. Yani bu adam
bildiğiniz sokak sokak dolaşarak genç, küçük ne varsa kızları avlamaya çalışıyordu diyebilirim. Yani bir şekilde onları arabasına alıp ne yapmak istiyor gerçekten bilemiyoruz ama onları kaçırmak istiyordu. Yani böyle bir psikopatın mahallenizde dolaştığını düşünün. İnanılmaz korkunç bir şey. Mayıs 2006 tarihinde Levi Belfield iki ayrı cinayetten ve bir cinayete teşebbüsten yargılandı. Bunlar Millie'nin davasından dolayı suçlanmadı. Bunlar daha farklı davalardı. Millie ile olan iletişimini, yani bağlantısını tamamen reddetti Levi. Bu kadar olasılık vardı, bu kadar aslında şüphe vardı polisin gözünde, kafasında, ama maalesef ki böyle somut bir kanıt ortada olmadığı için Levi Belfield Millie Dowler davasından dolayı yargılanamadı. Sadece bir şüpheli konumuna düştü. 2008 Şubat tarihinde Levi Belfield ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Ama hala polis Millie ile Levi'yi bağdaştırmaya çalışıyorlardı. Yani onların bir yerde kesişmiş olabileceğini düşünüyorlardı. Ve çok böyle garip bir yer keşfettiler. Hani boş derler ya, hani böyle tamamen böyle ormanlık bir alanın, nasıl söyleyeyim, böyle yeşillik bir alanın olduğu, kameraların da tam göremediği ve böyle giderken çok çabuk kaybolabileceğiniz, alınabileceğiniz bir yer fark etti araştırmacılar. Ve burası da Hollywood Place isimli bir yerdi. Ve burası da yani tam arkasında Levi Emma ile birlikte, yani eski kız arkadaşıyla birlikte yaşıyordu. Çok yakındı Levi'nin yaşadığı yere. Ve tren istasyonuna da çok yakındı. Yani istasyondan çıkınca yürüdüğünüzde böyle hemen yanınızda kalıyordu bu bölge. Yani bütün bu teoriler toplandı, her şey, yani hepsi böyle evraklaştırıldı ve polis Levi'yi Millie Dowler'ın hayatını sonlandırmaktan suçladı. Yargılanmaya alındı. Araştırmacıların söylediğine göre, dediğim gibi, orada hani o Collingwood böyle yeşillik olan yerde durduğunuzda metrodan kimin çıktığını, kimin girdiğini çok net bir şekilde görebiliyordunuz ama siz görünmüyordunuz. Yani çok garip bir açıydı orası. Ve belki de işte araştırmacılar şey diye düşündü, hani büyük ihtimal Levi oradaydı, giren çıkanları gözetliyordu ve Millie'yi gözüne kestirince, Millie'nin de yolu o tarafa doğru düşünce, o yoldan geçerken Millie'yi birden aldı ve evlerine götürerek hayatını sonlandırdı Millie'nin. 25 dakika sonra Levi evden çıktı, kırmızı arabasına bindi ve tekrar o köşede geçerken güvenlik kamerasında gördüğümüz o görüntüler oluştu. Yani orada bir yerlerden geçiyordu, bir yerlere gidiyordu ya da bilemiyoruz. O günkü telefon sinyalleri incelendiğinde Levi'nin, akşam böyle hani eve, hani misafirlik yapacakları eve doğru giden yola girmişti aslında Levi, ama yolun yarısında telefon sinyali kesildi ve saat akşam 10-11'e kadar telefondan hiçbir sinyal alınamadı Levi'nin. Ortalama 6 saat boyunca Levi'den haber alınamadı. Telefonuna hiçbir şekilde sinyallerine ulaşılamadı. 6 saat boyunca Levi'nin ne yaptığını kendisi dışında kimse bilmiyor ve hala söylemeyi reddediyor. Sabah saat 5'te Collingwood'daki evine giden Levi, köpeğiyle birlikte giden Levi aslında görüldü bir şahit tarafından. Hatta Millie'yi arayan birisi onu görmüştü. Ve henüz hava karanlıkken Millie'nin bedenini arabaya koydu ve onu o ormanlık yere, bulunduğu yere götürdü. Onu oraya bıraktıktan sonra Millie'nin bu sonraki haftalar içerisinde Millie'ye onu bağlayan her şeyi yok etti. Millie'nin kıyafetleri, eşyaları, evden taşındı, arabayı yok etti. Hani onu o davaya bağlayacak her şeyi imha etti diyebiliriz. Ve 31 Mart 2010'da Millie'nin hayatını kaybedişinden 8 yıl sonra Levi Belfield Millie Dowler'ın hayatını sonlandırmaktan yargılanmaya başladı. Levi zaten dediğim gibi ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. Ama ailesi hani yine 8 yılda olsa Millie'nin bir adalete kavuşmasını istiyorlardı. Levi Belfield 2011 Temmuz ayında Millie Dowler'ın hayatını sonlandırmaktan hapis cezasına çarptırıldı. Zaten hapis cezası vardı ve buna bir tane daha eklenmiş oldu. Yani hapisten çıkması imkansız hale geldi ki zaten o adam çıkmamalı hapisten. Yani tamamen sapkın, sapık kafalı, inanılmaz iğrenç bir şey. Sizler neler düşünüyorsunuz bu davayla ilgili? Yorumlarınız, teorileriniz, benim bilmediğim bir şey varsa, eksik anlattığım bir şey varsa veya yanlış söylediğim bir şey varsa benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Dediğim gibi beni Instagram'da takip edebilirsiniz, bana önerilerde bulunabilirsiniz, yorumlarda sohbet edebiliriz. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın, kendinize çok dikkat edin. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın. Bye bye.